Hocam. Kızım sen evine git. Benden sana fayda yok. Senin durumun tıbbi. Anlatmak istediğim şeyler var hocam. Hiç iyi değilim. İlaçlar işe yaramıyor. Nöbetlerim sıklaştı. O zaman gerçekten doktora git Yeliz'ciğim. Ben ne yapabilirim ki? Nöbetlerim hiç normal değil hocam. Çok kötü şeyler yaşıyorum ve hepsi çok gerçek. Eşimde bir varlık var hocam. Sizden başka anlatacak kimsem yok. Ne olur yardım edin. Sakin. Tamam, tamam, sakin. Neden senden başka anlatacak kimsem yok dedin? Hocam, sıradan bir aktara tüm semt hoca diye seslenmez. Ne demek istiyorsun sen? Sen bu üç harflilerle... Cinlerle. Cinlerle ilgili konularla ilgileniyormuşsun. Yani eskiden. Cinci hoca mıymış? Peki... bunun seninle ilgisi ne? Ben kendimi bildim bileli nöbetler geçiriyorum. Kalıtsal bir şey bu. Babamda da vardı. Muhtemelen de haç yolunda nöbet geçirirken vefat etti. Ben normalde nöbet geçirmemle uyanmam arasını hiç hatırlamam. Şimdi ise hemen hemen her gün çok korkunç şeyler görüyorum. Hocam görmeye dayanamazsınız. Öyle korkunç şeyler görüyorum. Bildiğiniz bir şeyse lütfen yardım edin. Ben bu işe tövbeliyim Yeliz. Bunlar uzak durmak istediğim şeyler. Epilepsi direkt beyinle ilgili bir hastalık. İlaçlarını almaman bilinç altındaki bazı şeyleri ortaya çıkarıyor olabilir. Bence sen tedavini aksatma. Kalkalım mı? O çocuk öldü diye mi tövbelisin? O çocuğu ben öldürmedim. Öldürsem hapiste olurdum. Onun son seçeneği bendim. O çocuk bir kurbandı. Daha doğrusu adak yapılmıştı. 25. yaş gününden itibaren almaya geldiler. Kimler? Cinler. Bana geldiğinde son aşamadaydı. Kurtaramayacağım bile bile denedim. Neden almak istediler? Bir anlaşma vardı, bir hoca eliyle yapılan. Bu çocuk kurban seçilmişti. Zamanı geldiğinde alacakları için geldiler. Nereye götürdüler? Alem-i cine. Bir kapı açıldı. Aklımı oynatacaktım. Dediler ki adak günü ruh Allah'ın, beden bizim. O kapıdan geçip gitti beden. Cesedi bulunamadı. Bu sırrı çözmeye gücüm de yok, cesaretim de.